Aziz seyirciler, Tarih Aynası'nda bugün seçimleri konuşacağız. Tabii seçimler Türkiye'de her zaman bir heyecan konusu olmuştur. Her zaman coşkuyla ve heyecanla karşılanmıştır. Fakat acaba Türkiye'de ilk seçimler ne zaman yapıldı? İlk meclis nasıl teşekkül etti? Ve bu meclis profili nasıl kimlerden oluşuyordu, nasıl çalıştı ve nasıl kapandı? Bununla ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Ancak Türkiye'de parlamentonun tarihi konusunda ilginç bir ayrıntıya da dikkat çekmek istiyorum. Nedir bu ayrıntı? Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de ilk parlamento 1877 yılında teşekkül etti. Yani bundan 130 yıl önce. İlk anayasa bir yıl önce ilan edilmişti. Fakat bu tarihten 15 yıl önce 1861 yılında Lübnan'da bir küçük parlamento tecrübesi yaşadı Osmanlı. Bunu pek fazla bilmeyiz, pek fazla gündeme getirmeyiz ama Lübnan'da dar bölgeli bir parlamento teşekkül etmişti 1861 yılında. Yani orada bir iç savaş cereyan ediyordu. Çeşitli mezhepler, gruplar, kabileler birbirleriyle çarpışıyordu ve Osmanlı orada bir çözüm getirmek için 40 kişilik bir parlamentoyu seçim yoluyla teşekkül ettirdi ve bu 1920'ye kadar aşağı yukarı devam etti. Lübnan demokrasisi diyoruz buna. O zaman tabii Lübnan Osmanlı sınırları içerisinde. Asıl Osmanlı ülkesinin bütününde bir parlamento teşekkül etmesi 1876'da Abdülhamid'in tahta geçmesinden sonra ilan ettiği anayasayla yani kanunu esasıyla mümkün olabildi. Buna 23 Aralık 1876 tarihli kanuni esasi diyoruz. Aralık ayının son haftasında ilan edildi ve bu kanunu esasiye göre bir meclisi mebusan teşekkül edecekti. Fakat bu meclisi mebusan nasıl teşekkül edecek? Bu konuda kanunu esasi çeşitli kurallar getiriyordu. Bu kurallara göre özellikle de şu şartların öne sürüldüğünü görmekteyiz. Bir, Osmanlı vatandaşı olmak. Yani başka bir ülkenin vatandaşı bu seçimlere ne katılabiliyor ne seçilebiliyor. İkincisi, yabancı devlet imtiyazına sahip olmamak. Yani bir başka devletin imtiyazlı vatandaşı olmamak. Üçüncüsü de çok ilginç, Türkçe bilmek. Hani Osmanlı Türkçe'ye önem vermezdi falan diyorlar ya, aslında bakın, anayasamıza bile 1876 yılında Türkçe bilmek maddesi eklenmiş durumda. Sonra anayasada 30 yaşını tamamlamış olmak, seçilebilmek için 30 yaşını tamamlamış olmak şartı getirilmiş ki bugünkü anayasamızda da henüz değişiklik yapılabilmiş değil. 30 yaş sınırı var. Fakat bunun ilginç bir açılımı yapılmış seçimlerde. Onu birazdan izah edeceğim. Seçim zamanında kimsenin bir devlet görevinde bir hizmette bulunmaması, yani şimdi bürokratların seçime katılabilmek için istifa etmesi kuralı bakın 1876'da getirilmiş. İflas eden tüccarlar katılamıyor seçime. Kendisinin ibra etmesi, iadeye itibar etmiş olması lazım. İflas etmişse katılamıyor. Ve işte medeni haklardan mahrum olmamak gibi, yabancı bir devletin vatandaşı olmamak gibi, seçildiği vilayetin ahalisinden olmak gibi şartlar
getirilmiş. Aslında bunlar üç aşağı beş yukarı sonraki dönemlerde, yani Cumhuriyet dönemindeki seçim kanunlarında da geçerli şeyler. Ama bunlar seçim kanunu değil, anayasada belirtilen hususlar. Şimdi seçim yapılacak. Anayasa belli şartları ortaya koymuş ama ayrıntıya girmemiş. Ayrıntıya girmediği için bir seçim kanunu çıkartılması lazım. Peki seçim kanunu nasıl çıkartılacak? Bir parlamento yok ki, bir meclis yok ki. Önce meclisin seçilmesi lazım ki meclis daha sonra bir seçim kanunu çıkartabilsin. Bunun için ne yapılacak? O zaman şöyle bir çözüm bulunuyor. Hükümet bir kararname hazırlıyor. Talimat-ı muvakkate, geçici talimat ismiyle ve bu 28 Ekim 1876 tarihli talimat-ı muvakkate şunu getiriyor. Bu az önce bahsettiğimiz maddelerde geçen bazı ifadeleri değiştiriyor. Mesela bu 30 yaş sınırını bugün biz Türkiye'de aşağı indiremedik. 25 yaşa indiremedik ama bu geçici talimatta görüyoruz ki 25 yaş sınırına indirilmiş. Yani 25 yaşındaki bir genç Osmanlı parlamentosuna seçilebiliyor o seçimlerde. Bu önemli bir nokta. Bugün bile biz bu noktaya ulaşma imkanını bulamıyoruz. Seçimler İstanbul'da ve Taşra'da diye iki bölüme ayrılıyor. Çift dereceli yapılıyor. Yani önce halk ikinci seçmen dediğimiz müntehi bir saniyeleri seçiyor. O müntehi bir saniye, ikinci seçmenler de gerçek milletvekillerini seçmek için ayrıca seçim yapıyor. 130 milletvekili ülkenin bütün coğrafyasından 130 milletvekili seçilmesi isteniyor. Her 50 bin erkek için bir mebus seçileceği de, tabii o zaman kadınların oy kullanması söz konusu değil. Her 50 bin erkek için bir milletvekili hesabına göre 130 milletvekili seçilmesi söz konusu ediliyor. Ve seçim gerçekleşiyor. Ne zaman gerçekleşiyor? Bu da enteresan. 2 Ocak 1877 günü bu seçim gerçekleşiyor. Fakat enteresan bir şey, 130 milletvekili çıkmıyor. 115 milletvekili sadece seçilebiliyor. Bazısı belki de yeterli oyu alamadığı için ya da yeterince aday gösterilemediği için. Peki bugün biz seçimleri partilerle yapıyoruz. Yani seçimler doğrudan doğruya, herkesin bağımsızlar dışında aday olabileceği bir sistem değil. Ama 1877 seçimleri bağımsız adaylarla, yani partiler olmadan yapılıyor. Herkes tek tek aday oluyor, adaylığını ilan ediyor ve oy istiyor. Böyle bir sistem, partiler olmadan bir meclis oluşturuluyor. Bu meclis büyük ölçüde bir danışma meclisi şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani bugün anladığımız manada bağımsız bir meclis değil, anayasada öngörülen şekilde. Daha çok bir danışma meclisi şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve 19 Mart 1877 günü ilk defa parlamento kapılarını açıyor. 130 yıl önce ilk parlamento açılıyor. Padişah 2. Abdülhamit katılıyor bu törene ve bu törende bir beyannamesi okunuyor. İlk başkan olarak da hani piyeslerinden tanıdığımız, adaptasyonlarından tanıdığımız Türk Edebiyatı'nın en önemli kurucu isimlerinden Ahmet Vefik Paşa, Abdülhamid'in isteğiyle meclis başkanlığına seçiliyor. Bu seçimlerde bizim belki de dikkatimizi çekmesi gereken bir başka nokta şudur. Tek seçim yapılmış değil. Bu bir seçim yapılıyor. Üç ay sonra meclis
geçici bir meclis olduğu için görevine son veriyor. 3 ay sonra yeni bir seçim daha yapılıyor. Bu pek bilinmiyor. Bizim kitaplarımızda anlatılmıyor. Sanki tek seçimle devam etmiş gibi görülüyor. Bu ikinci seçim 3 ay sonra yapılıyor ve bu ikinci mecliste 96 milletvekili seçiliyor. Bunların 56'sı Müslüman, 40'ı gayrimüslimden oluşuyor. Şimdi bu da çok ilginç bir nokta. Yani Osmanlı parlamentosu sadece Türklerden, sadece Müslümanlardan oluşmuyor. Bütün imparatorluğun içindeki çeşitliliği, farklılığı buluşturan bir nevi bir Birleşmiş Milletler gibi her çeşit insanın, dilin bulunduğu, konuşulduğu ilginç bir meclis ve dünyada da benzeri olmayan bir meclis. Yani bir İngiltere parlamentosunda, bir Fransız parlamentosunda bu kadar çeşitliliği bulmanız mümkün değil. Bir İngiliz olmayanın o zamanın şartlarıyla efendim ırken de onlardan olmayan birisinin parlamentoya girmesi söz konusu değilken Osmanlı kendi içinde bu çeşitliliği yaşatmayı başarmış ve bu meclis iki seçimle gayrimüslimlerin Müslümanlara neredeyse denk olduğu bir şekilde devam etmiş. Fakat bu meclis bildiğimiz gibi Şubat ayında kapatıldı. Niye kapatıldı? Çünkü Osmanlı Ruslarla ağır bir savaş yaptı ve bu savaş da büyük bir yenilgiye uğradı. Bu yenilgi sırasında mecliste çok sayıda çatlak ses çıkıyordu. Ülkenin parçalanmasına doğru hızla gidiliyordu. Ve Abdülhamit ülkeyi korumak için, daha fazla parçalanmaya yol açmamak için Ahmet Vefik Paşa ile anlaşarak meclisi tatil etti. Feshetmedi. Bu çok önemli bir nokta. Mesela 12 Eylül'de ya da 27 Mayıs'ta meclis feshedildi ama Abdülhamit meclisi feshetmedi, sadece tatil etti, bir daha toplantıya çağırmadı. Böylece ilginç bir durum ortaya çıktı. Anayasa yürürlükte, meclis görünüşte açık fakat toplantı yapamıyor ve böylece 1908'e kadar devam etti. 1908'de ikinci defa meclis açılıncaya değin. Tarih ilginçliklerle dolu. Bugünkü tarih aynasında da İlk seçimlerimizi ve ilk parlamentomuzu kısaca konuşmaya çalıştık. Bir başka tarih aynasında yeniden buluşmak üzere. Hayırla kalın.